Arkadaşlar merhabalar bu videomda Zero Geometri kitabında çember uzunluğu konusunda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Teğetler dörtgeni ve birbirine teğet çemberlerden bahsedeceğiz size. Evet kitabımızda sayfa numarası 180'in sağ tarafı. 181, 182, 183, 184 ve 185'e işleyeceğiz. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Teğetler dörtgeni. Adı üstünde teğetlerden oluşan dörtgene biz ne diyoruz? Teğetler dörtgeni adını veriyoruz. Bak bu teğetlerden oluşan bir dörtgen ya da kenarları bir çembere teğet olan dörtgene biz teğetler dörtgeni adını veriyoruz. Bir de ABC'de teğetler dörtgeninde nedir? Karşılıklı kenarlar toplamları birbirine eşittir. A artı C, B artı D deyince aklında kalmaz. Büyük ihtimalle şu şekilde yaz sen de. Karşılıklı kenarlar toplamları birbirine eşittir. Nereden geliyor hocam bu? Bak şimdi buraya x dersen burası da x değil midir? Evet. Şuraya y dersen burası y değil midir? Aynen öyle. Evet tamam başka şuraya Z dersem burası da Z'dir. Buraya T dersem burası da T'dir. Bak dikkat et. X artı Y artı Z artı T burası. Aynı şekilde şu kenarlar toplamı da X artı Y artı Z artı T yaptı mı? Yaptı. Karşılıklı kenarlar toplamları birbirine eşit oldu. Bir de alan. Ya çevreye biz 2U dersek eğer. Çevreye 2U dersek. Alan da U çarpı R yapıyor. Niye? 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 Yani alanın yarısı çarpı R yapıyor. Çok basit. Üçgen bilgisiyle bunu rahat bir şekilde halledersin. Bak şöyle üçgenleri oluşturacak olursam. Bak 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 bak. Hocam merkez var teğet var. Çektikleri şöyle yapsam. Merkez teğet çektik. Merkez teğet çektik. Merkez teğet çektik. Yani ezbersiz de bunu bulabilirsin aslında. Bak şimdi dikkat et. Şu üçgenin alanı A çarpı R bölü 2. A çarpı R bölü 2 artı. Öbürü B çarpı R bölü 2. Öbürü C çarpı R bölü 2. Öbürü de D çarpı R bölü 2. Şimdi sen burada R parantezine alırsan A artı B artı C artı D bölü 2 eşit oldu. Bak çevrenin yarısı çarpı R'ye eşit oldu. Yani U çarpı R'ye eşit oldu. Alan. İstersen bu şekilde üçgenler oluşturup kendini de bulabilirsin. Tamam. Olay bu. Ya bir şey ezberlemeye gerek var mı? Genelde ispat tekniklerini kullanırsan daha güzel oluyor. Yani hiçbir şey ezberlemeden de sonuca ulaşabilirsin bence. Hadi bakalım. Örnek 15. Hocam direkt karşılıklı kenarlar toplamları birbirine eşit. 10 artı x 8 artı 6'dan 14 eşittir 10 artı x'ten x'i 4 bulabilirsin. Ya da ne dersin? Şuraya a a dersin. Hocam burası 6 eksi a olur. Burası da 6 eksi a dersin. Tamamı 10 ya. 4 artı a kaldı. E burası da 4 artı a. Tamam 8 ya. 8'den 4 artı a çıkartırsan 4 eksi a yapar. Burası da 4 eksi a. Topla bak. x 4 eksi a ile a'nın toplamı yapar. Yani x böylelikle 4 bulursun. İster kuraldan ister kuralsız bu şekilde bul. Evet, sonraki soru. ABC'de paralel kenar demiş. Bir de AB uzunluğunu 20 vermiş. Şimdi başlayalım. AB 20 ise burası da 20 mi? 20 mi? Hiç karşıtlı kenarlar toplamları birbirine eşit falan dalma bence. Dal bir yerden. Bir şey bir yerden başla. X de. Hocam burası 20 x. Şimdi T T birbirine eşit x. Buraya y dersen burası da y. Buraya z dersen tamamı 20. 20 y z yapar burası. X artı y ise karşısı da x artı y. Bak burası z ise şu küçük teğet de z'dir. 20 eksi x e, bak burası da 20 eksi x'tir. Bitti gitti kardeşim. Şurada üçgen. Bu üçgenin nesi isteniyor? Çevresi. Başla buradan. x artı y'den başla. x artı y. Sonra 20 eksi x. Sonra z. Z. Sonra da ne var? Şurası var. Yani 20 eksi y eksi z var. Z'ler nanay. Y'ler nanay x'ler daray. 2 tane 20 kaldı. Yani cevap böylelikle 40 yaptı. İşte ray. Bilmesen de kendini çıkartabiliyor musun? Çıkartıyorsun. İşte bu şekilde yapma önemli bence. Diğer sorulara da uyarlayabiliyoruz böyle değil mi? Evet örnek 16'yı 40 bulduk. Geldik örnek 17'ye. Şimdi bir kere 4 ise burası da 4'tür. T, T'den dolayı. T, T'den dolayı 9 ise burası da 9'dur. Hocam merkez var, teğet var çektik yapsak. Maalesef dik üçgen oluşmuyor. Demek ki buradan yapmayacağız. Başka ne yapabiliriz? Burada Bizden çemberin yarıçapı isteniyor. Yani şurayı bu çapı bulursam olay bitti. E bu merkez teğet çektikten zaten bunlar 90 derece. Çünkü bunlar teğet noktalarıymış. E burada bir dik yamuk çıktı karşıma. E dik yamuk dikdörtgen oluşturarak bir dik üçgen oluşturmuyor muyduk? Evet. Yani şöyle bir dikdörtgenle dik üçgeni oluşturuyorum. Oluşturdum bakalım mı öyle bir şey. Şimdi 4 ise karşı tarafta 4'tür. E buraya ne kaldı? 5 kaldı. Ve şurada ne var? 1. Pisagor. 5, 13. 5, 12, 13 üçgeninden. 12. Alt tarafta 12. Yarı çap kaç çıkar o zaman? 6 çıkar. Çünkü burası da R, burası da R olduğundan. 2 re, 12 ise R'yi 6 buluruz. 17. 6 bulduk. Geldik 18'e. Evet. 8 ise burası da 8 mi? 8. T, T uzunlukları birbirine eşit. E bizden BCX deniyor. x'e burası da X. E merkez T'ye bak çıkmayacak. Dik yamuk var karşımızda. Çünkü şurası da 90, burası da 90 dikdörtgen oluşturacağız. Haydi bakalım oluşturalım şöyle dikdörtgeni. Dikdörtgen oluşturduğumuzda x'e, x 8 eksi x kaldı. 8 ise 8 pisagor. Hocam 8 artı x'in karesi eşittir. Ne diyeceksin? 8 eksi x'in karesi artı 8'in karesi deyip işlem işlem işlemle x'e ulaşacağız. Kardeş niye pisagor yapıyorsun? Yapma ya. 8 varsa büyük ihtimal ya 6 8 10'dur ya da 8 15 17'dir. Bakalım burası 6 iken burası 6 iken x yerine 2 koymuş olurum. x yerine 2 koyduğumda burası da 10 yapıyor mu? Yapıyor. Demek ki x 2 zaten benden de bu isteniyor. 18. soru 2 çıkar. Geldik 19'a. Evet şimdi AD'yi 11 vermiş. BC'yi 5 vermiş. E merkez var teğet var çektik. Bu sefer işimize yarıyor bak şunlar eşit ya. Hocam şunlar da birbirine paralel. Oo çok güzel. Yamuk da orta taban oldu. Yani R buradan 11 artı 5 bölü 2 yapar. 16 bölü 2'den cevap 8 çıkar. 20. 6 kökü ise teğet teğet birbirine eşit. Burası da 6 köküç oldu mu? Oldu. Çemberin yarı isteniyor. Allah merkez teğet çektik yapınca böyle dik üçgen oluşmadı. Ne yapabiliriz? Şu tam böyle teğet teğet olmuş ya merkezden geçince açı ortaya olmuyor muydu? Evet. Yani burası 30 burası 30 oldu. E 30 90 63 üçgen direkt çıktı. 60'ı karşı 6 kök ise bu üçgende 30'ı karşı köküçe bölünmüş hali 6'dır. Zaten benden yarı çap isteniyor. 20. soru 6 yapar. 21'e geldik. AC 2, BC 8. Merkez var. Teğet var. Çektik. Evet diki çizdik. Burası R, A. Dikten dik çizilmiş oldu. Ne var burada? Öklit. R kare eşittir. 2 çarpı 8. Yani R kare eşittir. 16'dan R'yi böyle e, 4 buluruz. Çemberin yarı çapı isteniyor. Cevap. Evet. 22'ye geldik. AB 9 burası bir çemberin çapı. Bak 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 bak. Burası çemberin çapı. D teğet noktası. O zaman merkez burada. Merkez var, teğet var. Çektikten burası 90 derece oldu mu? Oldu. Hocam çapı gören çevre açı 90 derece. Hop burası da 90 derece. Çemberin çapı isteniyor. Yani şu x isteniyor. Normalde h² kare PK'dan aşı bulup Pisagor yapabiliriz ama direkt x'e ait Pisagor ee, öklid mantığı uygulasak, çünkü diklendik çizilmiş. x'in karesi eşittir 9 çarpı tamamı. 10 x e, de işte böylelikle kök 9 çarpı 10 yapar. 9 dışarıya 3 diye çıkar. Yani cevap 3 kök 10 olur. Evet. Örnek 22. 3 kök 10 bulmuş. Bulunuyoruz. Geldik örnek 23'e. Ne yapacağız? 4. A, T, T birbirine eşit. 4. Sonra merkez T'ye çektikten burası 90 derece. Sonra çemberin yarı isteniyor bizden. Hmm. Bak. 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 4, 5. Ne üçgeni? 3, 4, 5. Üçgeninden 3. Farklı şekillerde yapabilirsin. Birinci yol şu. Merkez teğet çektikten dolayı burası da burası da buraya 3 eksi R'ye deyip Pisagor bağıntısı yapabilirsin. Birinci yol bu. İkinci yol. Başka ne yapabilirsin? Hocam teğet teğet merkezden geçince şu doğru açı ortaya olmuyor muydu? Evet. Şimdi 4'e 5 oran var. Yani koldaki oran tabandaki orana 4K'ya 5K olmayacak mı arkadaşım? Evet. 9K eşittir 3 ise K'yı buradan 3 bölü 9 yani 1 bölü 3 buluruz. Bizden de yarıçap isteniyor. 4K isteniyor. O da 4 bölü 3 yapar. İşte bu şekilde kardeşim. Ya yani istediğin şekilde bul. Fark etmez. Yani hangi teknik hoşuna gidiyorsan, hangi kazanımdan çözmek istiyorsan oradan çözebilirsin. E, dik üçgenden de soru çıkıyordu bu arada. 23. soru 4 bölü 3 oldu. Geldik. 24. soruya. Çemberin yarı çabı. AB4. Şu teğet noktası. Merkez varsa teğet varsa çek dik. Merkez varsa teğet varsa çek dik. A 90 90 90 sa burası da 90. Burası R. Burası R mi? Evet. Dikdörtgen R 4 oldu. Hatta kare çıktı burada. Yarı çapı böylelikle 4 olarak buluruz. Evet. Cevabı 4 bulduk. 24. soruda. Geldik şuraya. Birbirine teğet çemberler. Bak Normalde biz birbirine teğet çemberler gördüğümüz zaman çemberde açıda farklı, çemberde uzunlukta farklı davranıyoruz. Nasıl mı? Çemberde açıda şu ortak teğeti çizeriz. Ortak teğeti çizmemizdeki amaç teğet kiriş açıyı kullanabilmek şuradan da bir kiriş varsa eğer teğet kiriş açılan şu açıyı bulabiliriz ya da yoksa o kirişi biz de çizeceğiz ama amaç ortak teğeti çizmek tamam mı ama çemberde uzunlukta ne yapıyoruz çemberde uzunlukta ne yapıyoruz abc teğet noktalarsa eğer o1 c ve o2 doğrusal oluyor kardeşim niye yani şu çemberler birbirine değdiği zaman çemberde uzunlukta şu hamleyi yapacaksın merkezleri birleştir. Merkezleri birleştiren doğru parçası tam olarak değme noktasından geçer. Sebebi nedir? Ortak teğeti şöyle bir çizecek olursan hocam ortak teğetten dolayı şu merkez teğet çektikten burası 90, merkez teğet çektikten burası 90. a 180 yaptı, doğrusal yaptı. İşte doğrusallığın ispatı da buradan çıkıyor. Tamam? Çemberler içten teğet olsa da ayrı durumda olacaktı. Merkezleri birleştirecektik. Eee başka burada ne yapabiliriz bir de Şöyle bak teğet teğet birbirine eşit. Burası da eşit ya. Hatta şöyle bir üçgen oluşursa da bak muhteşem üçgen. Burada açıda 90 derecede çıkıyor. A bizim için önemli olan ne? Şu çemberlerin böyle şey olması. İspatını da yaptım sana. E, merkezleri birleştireceksin böyle. ABC teğet noktalarsa. Hmm. Şimdi açıyla ilgili. Şurada açı ile ilgili. Tamam uzunlukta bunu yapacağız. Merkezleri birleştir. Bir de açı ile ilgili. Şurası alfa burası beta Bir de alfa artı beta da neye eşit? 180 dereceye eşit. Ya ezbere yapmayalım çünkü ben, ben de bilmiyorum çünkü. Ee, gerçekten öyle mi? Öyle öyle. Niye öyle? Şu ortak teğet çizdik ya. Bak şimdi ortak teğet çizdik ya. Ortak teğet çizdiğimizde şu merkez teğet çektik. Merkez teğet çektik ne yapınca şöyle. E hocam şurası 90 burası da 90. Alfa ise merkez açıdan burası da alfa. Beta ise merkez açıdan burası da beta. 90 90 180 bunlar da 180 yapacak. Alfa artı beta gerçekten 180 oluyor. Sonra ABD teğet noktalarsa bu yayların toplamı da yine aynı şekilde onunla ilgili bir şey var. E, o nereden geliyor? Biz artık işi öğrendik. Çemberler birbirine değdiğinde merkezleri birleştiri yapıyorduk. Tam değme noktasından geçer diyorduk. E o zaman şurası alfa açısı, burası beta açısı, burası teta açısıysa. Bak şimdi alfa artı beta artı teta'nın ne olduğunu biliyoruz. Alfa, beta ve teta'nın 180 olduğunu biliyoruz. E o zaman burası da alfa, burası da beta, burası da teta ya gerçekten merkez açılardan dolayı alfa artı beta artı teta yani yaylar toplamı da neye eşit oluyor? 180'e eşit oluyor. Ama biz uzunlukta yapacağımız hamle merkezleri birleştir. Normalde e, buradan çıktı ispatı. Ortak teğetlerle de yine ispata ulaşabilirdik. Bu şekilde olduğu zaman da alfa artı beta artı teta da yine neye eşit oluyor? Bak gerçekten biliyorum ama. 90 ya da 180 çünkü kafam hep karışıyor. E, 90 olması lazım. Bu sefer 90 olması lazım. E, niye? Çünkü çemberler birbirine değdiği zaman merkezleri birleştirden de yapabiliriz. Ya da bu sefer çemberde açıdan yapayım. Bak e, ispata bak şimdi. Bu, yine merkezlerden yapabilirim aslında. Merkezleri birleştir. Merkezleri birleştir. Merkezleri birleştir. Merkez, merkezi şurada oldu bu sefer. Tamam mı? Hocam alfa ise 2 alfa. Bu, burası 2 alfa yaptı. Teta ise 2 teta. Merkezi 2 teta yaptı. Beta ise 2 teta. Burası da 2 teta yaptı. Bak 2 alfa 2 beta 2 teta 180 ise alfa artı beta artı teta 90 oldu. Birinci ispat bu. Merkezleri birleştirerek. ikinci ispat da şu. Bak dinle güzel bir şekilde dinle. Bunlar ispat teknikleridir. Çok işine yarar. Çemberler birbirine değdiğinde ortak teğet çizeriz. Ortak teğet çizeriz. Şurada da ortak teğet çizelim şöyle. Ee, ortak teğet çizmekteki amaç teğet kiriş açıyı kullanabilmek. Alfa ise gördüğü yer 2 alfa ya. Bak şimdi kiriş çizdiğim zaman teğet kiriş açıdan burası alfa olur. teğet kiriş açıdan burası da alfa olur. Burada da Şurası 2 teta ya. Bak burası 2 teta. O zaman burası teta olur. Burası da teta olur. Teğet kirşi Bak şurası beta ise 2 beta ya. Burası da beta. Burası da beta olur. Yani 2 alfa 2 beta ve 2 teta'nın toplamı 180 olduğundan alfa beta teta da 90 yapıyor. Tamam. İkinci ispatta bu. Teğet kirşi açıdan dolayı. Şu da alfa artı beta da bu sefer de 90 dereceye eşit oluyor. Sebep ortak teğeti çizelim bak. Ortak teğeti çizmekteki amaç neydi arkadaşlar? Ortak teğeti çizmekteki amaç teğet giriş açıyı kullanabilmek. E hocam şu teğet giriş açıyı şöyle oluşturalım. Bu teğet giriş açıyı da böyle oluşturalım. Dikkat et alfa ise gördüğü ya 2 alfa. Teğet giriş açıdan alfa. Teğet giriş açıdan alfa. Beta ise 2 beta. Teğet giriş açıdan beta. Teğet giriş açıdan beta. 2 alfa artı 2 beta. 180'e eşit. Alfa artı beta da 90'a eşit oluyor. Bunları ezberleme. Bu yaptığım ispat teknikleri yap. Ya merkezleri birleştir ya ortak teğeti çizip bu şekilde hamleni yap. Teğet giriş açıdan sonuca ulaş. İstediğin şekilde yapabilirsin. Tamam. Ya da <laughs> merkezleri birleştirerek de yine sonuca ulaşabilirdik bu arada. Evet. Şimdi B teğet noktasıysa. ise hmm, hmm, Burada da arkadaşlar şundan bahsedeceğiz. B teğet noktası ise şu. A, E, B yayının ölçüsüyle BDC yayının ölçüsü birbirine eşit. Bak. Bunları kural uyduruyor şu anda. <laughs> şekli görüp kural uyduruyorum. Bu yayla bu yay birbirine eşit. Ya da tam tersi, AB ve alt taraftaki yay birbirine eşit oluyor arkadaşlar. Niye? Ortak teğet çizdiğinde göreceksin zaten. Bunu kural olarak ezberleme. Ben vallahi bilmiyorum abi. Ya gerçekten bilmiyorum. Ya bunlar böyle seni böyle sana bu konuyu anlatmak için yapıyorum. Bunların hepsini bir soru tipi gibi düşün. Ortak teğet çizdim. Ortak teğet çizmekte de amaç teyit açı kullanabilmek. Alfa, alfa ise gördüğü yay iki alfa. Bak ters açıdan burası da alfa. Teğet giriş açıdan bak burası da iki alfa oldu. Gördün? Çözümü bu şekilde yap. Bunları ezberleme. Bak bu şekilde olduğu zaman da yine BDC bu sefer de bu içten teğet olduğu zaman da BDA ile C, e, A. yani BDA yayının ölçüsüyle yayının ölçüsüyle CE e, A yayının ölçüsü yine birbirine eşit oluyor. Niye? Ortak teğet çizdiğinde. Hocam amaç teğet giriş açısı kullanmak. Buraya alfa dersem Büyükte gördüğü yay 2 alfa yapıyor. Küçükte de gördüğü yay 2 alfa yapıyor. Gerçekten yayların ölçüleri birbirine eşit olmuş oluyor. Ee, küçükteki teğet kiriş açısına bak burası şurası oluyor. Teğet kiriş açı alfa ise gördüğü yay 2 alfa. Büyükte de şurası oluyor. Teğet kiriş açı alfa ise gördüğü yay 2 alfa olmuş oluyor. Tamam bunları böyle ezberleme. ispat tekniğiyle kullan. Yoksa ezber 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 yandın. Aa hocam x artı 65 90. Tamam oradan yapabilirsin sıkıntı yok. E, ne, ya da ne yaparsın? Şimdi sen çemberler birbirine değdiği zaman açı sorularında ne, yapacaksın? ne yapıyorsun? Ortak teğet çiz. Ortak teğet çizmekteki amacın teğet kiriş açıyı kullanabilmek. Hocam teğet kiriş açı. Şurada bir kiriş burada da bir kiriş. Niye ben bu kirişleri kullanıyorum bu arada? Hocam 65 ise gördüğü yay 130. X e gördüğü yay 2X olduğundan dolayı. E, burada bu yay var ya buna ait kiriş. Teğet kiriş açı. E, buna ait kiriş oluşturacağım. Böyle bak 130'u gören 65 teğet kiriş açıdan. Burası da 65 yapar. E 2x ise burası x yapar. Burası da x yapar. Teğet kiriş açıdan. Yani 2x artı 130 eşittir 180 yapar. 2x eşittir 50 yapar. Ve x'i de böylelikle 25 olarak buluruz. Tamam. 25. soru mu çıktı? Geldik 26'ya. Çemberler birbirine değiyor. Hemen ne yapıyoruz? Çemberde açı sorularında ortak teğet çiz. Hocam 105 ise gördüğü yay 210. A teğet kiriş açı. Bak burada kaçıyı bulabilirim ben. Burası da 105 yapar. Ters açı burası. Bak şununla şu. Değil mi? Kır, i̇ki kırmızı ters açı. 105'se 105 ise 105. 105 ise o zaman burası da 210 yapar. Çevre teğet kiriş açıdan. 210 ise çevre açıdan dolayı da X açısı 105 derece çıkar. Örnek 26, 105. Geldik örnek 27'ye. Ortak teğeti çizeceğiz. Bazı arkadaşlar şöyle yapıyor. Tam buradan çiziyor. Ee, soru doğru çıkıyor olabilir ama onun oradan geçtiğini bilmiyoruz. Ortak teğet şöyle çiziyorum. Rastgele bir ortak teğet çiziyorum şöyle. Ortak teğeti çizmekteki amaç teğet giriş açıyı kullanabilmek. Her iki çemberde de. Var mı öyle bir şey? Var. Buraya A dersem gördüğü yay 2A. A teğet giriş açıdan burası da A olur. Buraya B dersem teğet giriş açıdan gördüğü yay 2B. A burada da teğet giriş açı var B. Şimdi büyük dörtgene bakar mısın? Büyük dörtgende A var A var B var B var 100'üm var. 2A artı 2B artı 120 eşittir 360'dan. 2A artı 2B buradan 240 çıkar. Ve A artı de böylelikle kaç çıkacaktır? A artı de 120 çıkacaktır. Bak benden X isteniyor. de A artı B'ye eşit değil mi? Evet. Yani cevap böylelikle 120 çıkar. Evet 27. soruyu 120 bulduk. Geldik 28'e. Kardeş şu 200 ise bunun zıttı da 200'dür. O zaman buraya 160 kaldı. Ezber değil mi? Bırak ezberi ya. Ortak teğet ortak teyit içeceğiz çemberde açıda. Bak burada teğet giriş açı var şöyle. 200'ü görüyor. Teğet giriş açı o zaman 100. Ters açıdan bak burası da 100'dür. Gördüğü yer o zaman 200, 200 olur teğet giriş var Tamamı 360. E o zaman buraya da kaç kaldı? 160. Yani BDC 160 derece olur. Tamam. Ne yapıyormuşsun? Çemberler birbirine değdiğinde açı sorularında ortak teğeti çiz. Uzunluk sorularında merkezleri birleştir. Evet uzunluk sorusu. Merkez var. Teğet var. Ne yapıyorsun arkadaşım? Çek dik değil mi? Hocam burası 15. Burası 15. Aa burası da 15. 15, 17. Ne üçgeni? 8, 15, 17 üçgeninden. ikisi de böylelikle 8 olarak olur. Sonraki soru. Özlem Hanım kavanozlarına bir rafa dizdiğinde rafın üstten görünümü aşağıdaki gibidir. Bu şekilde kavanozları dizmiş. O merkezli kavanoz kapağı CDEF karesine A ve B noktalarında teğettir. AF ve FB verilmiş bana. Evet 3A-17 verilmiş. Burası da 2A-5 verilmiş. Normalde çemberler birbirine değdiği zaman merkezleri birleştir yapıyoruz ama şunlarla işim olmayacak gibi. Sadece bu kavanoz kapağıyla ilgili bir işim var gibi. Çünkü buradaki uzunluklar verilmiş. O zaman buraya yoğunlaşayım. Merkez varsa teğet varsa çektik. Çektik. Hocam bu da yarıçap, bu da yarıçap. E, bak dikkat. 90 90 90. E, burası da 90 oldu. Yani burada bir dikdörtgen hatta karşısında çizgi olur. Karşısında çizgi olur. Kare çıktı. O zaman bunlar birbirine eşit mi olacak? Evet. 3A eksi 17 eşittir 2A eksi 5 olur. Buradan da A'yı artı 17 eksi 5'ten 12 olarak buluruz. Evet örnek 30 12 çıktı. Şimdi iki çemberin birbirine göre konumundan bahsedelim. Arkadaşlar iki çemberin birbirine göre konumundan bahsetmeden önce noktanın da çembere göre konumu var değil mi? Bir nokta ile bir çember nedir? Hiç, yani nokta çemberin dışında olabilir. Nokta çemberin üzerinde olabilir. Nokta çemberin içinde olabilir. Nokta çemberin dışında olduğu zaman farklı durumlar var. Teğet çizildiği zaman şu teğet uzunlukları birbirine eşit oluyor, tamam bunu biliyoruz. Bir de bu, bu noktanın çemberin en kısa ya da en uzak noktasından bahsedebiliriz. En kısa uzaklığı nedir arkadaşlar? Şimdi bir sürü uzaklığı var çembere. Şu uzaklığı var, bu var, bu var, işte şu var, şu dur, bu, 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 bu. bu. Bunlardan en kısası hangisi? Şu en bombeli olduğu yere doğru geldiği yer değil midir? En bombeli olduğu yere doğru geldiği yer tam nereden geçer? Merkezden geçer. Yani. Bir noktayla bir çember kıyaslanırken en kısası şurası yapar. En uzun nedir? Yine merkezden geçtiği zaman en bombeli yere geçecek. O zaman en uzun da y yapar. En kısa neresiymiş? x, en uzun neresiymiş? y. Nereden geçeceğiz? Merkezden geçeceğiz. Tamam? Şimdi çemberin, iki çemberin birbirine göre konumundan bahsedeyim. İki çember ortak hiçbir noktası olmayabilir. O zaman iki çember ayrık. Yani İki çember kesmeyebilir. Birinci durum bu. İki çember tek bir ortak noktaya sahip olabilir. İki çember tek bir ortak noktaya teğetken sahip olur. Yalnız bunda iki durum var. Ya dıştan teğettir bunlar ya içten teğettir. Ya da iki çember iki noktada kesir. İki noktada kestiği zaman da şu şekilde buna göre işlem yapacağız. Bununla da ilgili özel durumları şimdi bahsedeceğiz. Hadi ayrı ayrı bunlardan bahsedelim şimdi. Şimdi iki çember birbirine böyle dıştan teğetse. Ne yapıyorduk? Merkezleri birleştir yapıyorduk. O1, O2 uzunluğu ne yapıyor? Bunlar doğrusal olacak ya. d noktasıyla O1, O2. Biraz önce söylemiştim ben onu. Ee, o zaman ne oluyor? O1, O2 uzunluğu R1 artı R2 eşit oluyor. Ezberleme. Kendin zaten bunu bulacaksın. Merkezleri birleştir. d noktasından R1 artı R2 olduğunu zaten görürsün. Peki içeriden teğet olursa ne olacak? O1, O2 uzunluğu merkezleri birleştir. Tam d noktasına kadar gidecek. Şurası R2, burası R1 ya. O1 O2 uzunluğu ne yapıyor? R1'den R2'yi çıkartacak. R1 eksi R2 olur. Peki iki çember kesişmezlerse yani ortak hiçbir noktası yoksa D uzunluğu R1 artı R2'den kesinlikle ama kesinlikle bak şu ikisinin toplamından büyük oluyor. Yani D büyüktür R1 artı R2 diyeceğiz. Ama bunu bak yorum yorumlama gücünüz ezberlemeyin. E, i̇ki çember iki noktada kesişirlerse eğer o zaman ne yapacağız? Yarı çizersiniz en etkili silahımız yarı e burası R2. Burası da R1. E burası da O1 O2 uzunluğuna ait üçgen oluştu. Üçgen eşsizliği çıkar karşımıza. O1 O2 uzunluğu toplamlarıyla farklar arasında R1 artı R2 ile R1 eksi R2 arasında dersiniz. Olayı bitirirsiniz. Başka. Ha, kesen iki çemberin. Ya yani iki çemberin dikliğinden bahsedeceğiz. Çok ilginç. Tanımını bilince yaparsın. İki çember birbirine dik, dikse işte dikse bu çemberlere ne diyoruz? Dik çemberler diyoruz. Ne zaman ama iki çemberin kestiği zaman kesim noktalarına merkezlerden böyle doğru yarıçaplar çizildiğinde arada kaç dikse buna dik diyoruz. Ya da iki çember dik dediği zaman yarıçapları çiz kestikleri yere doğru aradaki açı 90 derece oluyor. Tamam? Ya bu tanımını bilince dik çemberler deyince hemen yarıçapları çiz aradaki açı 90'ı göster. E buradan da O1 O2'nin karesi ne geliyor o zaman? R1'in karesi artı R2'nin karesi yani Pisagor bağıntısından sonuca ulaşırsın. Hadi bakalım örneklere başlayalım. Şekilde bir lastikçinin dükkanında bulunan iki adet tekerlek düz bir zemin üzerinde zeminde birbirine teğettir. Şöyle birbirine teğet. Teğet olmuş merkezleri birleştirmiş. Tam olarak DM noktasından geçmek zorunda. Merkez varsa teğet varsa çektik. Merkez varsa teğet varsa çektik yaptık. Şimdi birinin yarı çapını 90 vermiş. E o zaman burası da 90. Diğerinin yarı çapını 40 vermiş. O zaman burası da 40. E şimdi amacımız dik üçgen oluşturmak. Hocam dik üçgeni hop dik yamuk çıktığı için dik dörtgenden 40 40. Buraya da 50 kaldı. Burada Pisagor. Burası kaç? 130. Bak. 5'in 10 katı. 13'ün 10 katı. 12'nin 10 katı. Burası da e, 120 mi yapar? Evet. Bizden ne isteniyor? Bak dikdörtgen var burada. AB uzunluğu da böylelikle 120 çıkar. Evet sonraki soru da. çemberler birbirine değiyor. AB uzunluğunu 16 vermiş. Yani yarı çap 8 yaptı. BC uzunluğunu da 4 vermiş. Bizden o merkezinin yarı çapı. Çemberler birbirine değdiği zaman merkezleri birleştir. Hocam bunun yarı çapı 8. Bunun yarı çapı R. R yazmayı da unutma. Merkez varsa teğet varsa çektik. Hocam burası da R. A ne çıktı burada? Pisagor. Hadi bakalım şurada Pisagor bağıntısını uygulayalım. Pisagor bağıntısı R artı 8'in karesi eşittir. R'nin karesi artı. R artı 4'ün karesi olacak. İşlem işlem işlemle R'ye ulaşacağız. Bak dikkat et hissedebilecek misin bakalım hocam. Pardon şurası 12'ymiş. Şurası R'nin karesi artı 12'nin karesi diyeceğiz. O zaman 12 ile ilgili hangi özel üçgen var? 5, 12, 13 var. 9, 12, 15 var. 12, 16, 20 var. Bakalım önce 5 koyarsam 5, 12, 13 sağlanıyor mu? Evet sağlanıyor. Yani yarıçap böylelikle 5 çıkar. Evet 32'yi 5 bulduk. Geldik 30 e. Evet çemberler dik kesiyor demiş. Çemberler dik kesiyorsa hop kesim noktasına geldin. Kesim noktasına geldin. Arada kaç, kaç derece olacak? 90 derece. O1 merkezinin yarıçapı 16. O2 merkezinin yarıçapı 12 verilmiş. Bizden EF uzunluğu X deniyor. Şuradaki X uzunluğu. E 12 16 ne üçgeni? 20 üçgeni. Arkadaş şimdi şunun yarıçapı kaçtı? 16 idi. E burası 16 ise o zaman buraya kaç kaldı? 4 kaldı. E hocam bunun da yarıçapı kaç? 12. 4 artı x eşittir 12 ise x de böylelikle 8 olarak buluruz. Bak dik kesen çemberin bilmezsen tanımını bu soruyu yapabilir misin? İmkanı yok yapamazsın. Evet. Direkt kolay bir şekilde de çıkıyor cevap. 33 8 bulduk geldik 34'e. Şekilde iki adet lamba görseli verilmiştir. Şekil 1'deki B noktasında asılı bulunan lamba rüzgarın etkisiyle B üstü noktasına geldiğinde bu iki lamba bir noktada teğet olmaktadır. Evet şöyle bir teyit olmuş. Şu merkez yarı çapı 3 verilmiş. Bunun yarıçapı da 2 verilmiş. E, çemberler birbirine değdiği zaman ne yapıyorduk? Merkezleri birleştir yapıyorduk. Peki 6 ve 9 birimlerde verilmiş zaten bize. X'in en az olma durumunu arayacağız şimdi. Arkadaşlar şöyle düşünün. Şöyle bir çubuk var. Böyle bir çubuk var. Sen bu çubuğu döndürdüğünde mesela şu şuraya değecek. Böyle buraya değdiğinde tam buraya değdiğinde en az değeri bu şekilde ederiz değil mi? Yani tam buraya bu şekilde uca değdiğinde biz en az değerini elde ederiz. Atıyorum biraz dışarıda olsa şöyle olsa bu çubuk böyle şöyle yaptığımız zaman böyle doğrusal olmasa bak aradaki mesafe daha da uzuyor değil mi? O yüzden bunu ne yapmak zorundayız? Doğrusal kabul etmek zorundayız. Doğrusal olursa buradaki x en az değerine sahip olacak. Yani bunun yarı çapı 2 idi. Bunun yarı çapı da 3 zaten. E o zaman burada direkt Pisagor bağıntısı çıkıyor. Şurası toplamda kaç yapıyor? 9 3 3 6 8 yani 17 yaptı burası. E zaten burası da 8. 8 17 ne üçgeni? 8 15 17 üçgenden x'i böylelikle 15 olarak buluruz. Evet 34. soruda 15 çıktı. Ra dairenin çevresine gelmişiz. Yani daire konusuna gelmişiz. Böylelikle çemberde uzunluğu da bitirmiş bulunuyoruz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki derste daire konusunda dairenin çevresinde görüşmek dileğiyle kendine iyi bak. Hoşça kal.